Halil Dervişoğlu hala gündemde mi Fenerbahçe'de? Yani son dönemde Halil ile ilgili Avrupa takımlarının daha çok ilgilendiğini söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz bir ay içerisinde bir teması oldu, bir konuşması oldu ama şunu söylemem lazım. Brentford kulübünün beklentileri Halil'in takım içinde konuşlandırılacağı pozisyon biraz maliyet uyuşmazlığı var diyebilirim Fenerbahçe ile arasında. Ama şu an itibariyle tabii ki Brentford belki beklentilerini düşürür. Halil biraz daha force eder durumu, ben ayrılmak istiyorum vesaire. O zaman gerçekleşebilir ama şu anda çok sıcak bir konu değil. Bir başka isim üzerinden gideyim. Mehmet Baysal sormuş onu da. Trezeguet ile ilgileniyor mu diyor Fenerbahçe. Evet, ilgileniyor. Hatta bonservisini almak istiyorlar. Çok iyi bir oyuncu. Bence Türkiye Ligi için iş yapabilecek bir oyuncu. Başakşehir'de de ki zaten yaptı. Yani Evet. son derece değerli performanslar sergiledi ki öncesinde Kasımpaşa'da da aynı şekilde. Ama başka oyuncular da var tabii. İlk listede, listenin ilk sırasında değil Trezeguet. Maliyeti dolayısıyla biraz ilk sırada değil. Biraz daha maliyet aşağı çekilirse mümkün Oyuncunun olur. maliyeti mi yoksa Kulübünden. kulübünden dolayı? Evet. Biraz daha aşağı Belli mi çekilebilirse rakamlar mümkün. aşağı yukarı Yok. orada? Yani rakam konusunda bir bilgim yok ama fiyatların pahalı olduğu söyleniyor. Beklentinin yüksek olduğu söyleniyor. Biraz daha aşağı çekilirse o zaman mümkün olabilir. Burada bir Bruno Henique tabii. Aynı Evet. bölge oyuncusu. Bruno Henique yine o da ucuz bir oyuncu değil ama hem Jesus'un listesinin daha ön planda hem de transferi açıkçası daha mümkün gözüküyor. Maliyetten dolayı o Maliyet zaman değil yani elden çıkma ihtimali var oyuncunun. anladım gelecek açısından da. Peki o noktada Fenerbahçe iki sol kanat mı düşünüyor yoksa ikisinden İki biri tane yani bir yabancı liste var. iki tane yabancı olmaz. Yani bir tanesi olursa, mümkün olursa tabii yerli olur, Türk olur. Yerli lafını da sevmiyorum bu arada ya. Yerli Türk. Türk Tabii diyelim. yerli. Türk olur. Yerli değil. Türk demek daha doğru. O da o isimlerden biri de Doğukan Sinik. Geçmişte yine Halil Akbunar ismi geçti biliyorsun. O da mümkün ama Doğukan Sinik biraz daha öncelikli. Evet. Halil daha çok sağ çizgide oynuyor gerçi bir de Sol soldan ayaklı. ziyade. Milli takım kampında hemen sol bekte de Yani izledim. şöyle iki kanatta kullanabilecek bir Türk rotasyonu Ben istiyorum. o zaman senin söylediklerinden şunu anlıyorum. Şimdi Doğukan Sinik ismini de söylüyorsun. Yine Bruno Henrique veya Trezeguet diyoruz. O zaman Fenerbahçe önümüzdeki sezon Ferdi'yi sol önde kullanmayı düşünmüyor. Düşünmüyor. Ferdi sol bekte devam edecek. Ve hatta Ferdi'nin önünü kapatmamak için de sol bek transferi ona göre yapılacak yani öyle söyleyeyim. Çok iddialı bir isim olmayacak. Ya iddialı derken şimdi bak Ya Marcelo adı geçiyor mesela iddialı bir öyle isim bir isim olmayacak olmayacak. deyince adamlar şöyle algılıyor. Fenerbahçe dandik bir tane sol bek alıyor. Öyle değil yani. Yok Ondan dandik. bahsetmiyorum ama Ferdi'yi yukarı taşıyabilecek, Ferdi'yle rekabet edebilecek bir sol bekten bahsediyorlar. Ya, örnek veriyorum. Roberto Carlos'u almayacak Tamam Fenerbahçe. Marcelo işte onun şu anki Anladım. güncel ayarı Roberto mesela. Carlos değil yani Evet. karşılığı. O anlamda iddialı değil diyebiliriz ama tabii ki her futbolcu sonuçta oynamak için gelir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a. Bir sol bek transferi de yapılacak. Ya Eren'in tamamen şunu demek istedim. Yani kenarda oturduğunda ya bu adamı oynatmayacaktınız, niye aldınız bu kadar para verdiniz denilecek bir adam değil o değil. zaman. Evet Onu yani söylemek istiyorum. hem de Ferdi ile rekabete girecek, Tabii. onu yukarı taşıyacak bir adam. Bu arada Eren Elmalı. Eren Elmalı konusu tabii bu noktada ciddi. Ama Kasımpaşa'nın orada yine beklentisi çok yüksek. 5 milyon euro gibi bir beklenti var. O transferin de kolay olmayacağını söyleyeyim ama orada bir detay var. O detay şöyle, Ali Bey ile Turgay Bey'in arasındaki ilişki. Geçtiğimiz yıl, önceki yıl düzeltiyorum. Mamet Yam konusunda mesela Evet. bir anlaşma sağlanmıştı. Burada da Fenerbahçe Ali Bey'in Turgay Bey ile olan dostluğu dolayısıyla o transferi bitirme ihtimali olabilir. Şimdi tabii Mehmet sana da soracağım Fenerbahçe'ye dair özellikle kadro yapılanması planlama ile ilgili birkaç nokta ama bu Mario Branco konusu çok konuşuluyor Fenerbahçe'de. Evet. Sportif direktör mü değil mi diye. Ben Selim'le en son konuştuğumda Hasan Çetinkaya örneğini verdi. Sportif direktör Değil de idari Volkan bir ilave yapayım. gibi değil mi? Luis Campos öncesi Burak Elmas'la görüştü. Galatasaray'ın gündemine geldi. PAOK ve Hajduk Split geçmişi var diye aklımda Evet. kalmış. Doğru değil mi? Doğru. PAOK. Portekizli hatta. Evet. PAOK'ta da Sen çalıştım. Mario Branco meselesi Jesus'un ekibiyle birlikte İstanbul'a da geldi. Nedir? Görevi ne olacak? Şimdi şöyle. Yabancı teknik adamlar geldiklerinde biraz yönetimlerle
aynı dili konuşmadığı için, yönetimler aynı dil derken Türkçe Portekizce'den bahsetmiyorum. Yani biraz daha hani birbirlerini tanıma süreçleri oluyor ya. Evet. O süreci azaltmak için Fenerbahçe yönetimi hamleler yapıyor. Bu hamlelerden birisi Mehmet Aurelio'ydu. Doğru. Nedir? İşte hem Türkçe'yi, Portekizce'yi çok iyi konuşuyor. Hem Türkiye Ligi'ndeki duruma hakim. Gerekirse rakip analizinde dahi danışabileceğin, çünkü teknik direktörlük geçmişi var, Fenerbahçe'de antrenörlük geçmişi var. Danışabileceğin bir profesyonel. Bunun ismi sportif direktör falan değil. Yani bunun adı sportif direktör farklı bir şey. Bunun adı başka bir görev. Yani idari bir görev. İsmine çok takılmayalım. İdari menajer. Mario Branco ismi de hem Jesus'un Türkiye'ye uyumu konusunda az önce anlattığımız, hem de transferde işte ne bileyim networkleri sayesinde Jesus'un istediği isimlere daha kolay ulaşabilmek, örnek veriyorum, ikiye bitireceği transferi bire bitirebilecek pozisyona gelmek, böyle avantajları olduğu için Fenerbahçe tarafından seçilmiş bir profesyoneldir. Onun da önümüzdeki günlerde resmi açıklamasını bekliyoruz. Yani şu ana kadar zaten Jesus'un yardımcıları hakkında da bir resmi açıklama gelmedi. 6 tane yardımcısı olduğu söyleniyor. Marco Aurelio, Mehmet Aurelio ve Mario Branco ikilisi de benzer pozisyonlarda Jesus'a danışman olabilecek diyebiliriz. Belki danışman diyebiliriz o göreve. Oralarda çalışacaklar. Mehmet, sence Fenerbahçe'de ilk müdahale edilmesi gereken transfer noktasında, işte az önce bahsettiğimiz nokta atışı transfer dediğimiz bölgeler neresi? İlk ben, üç bölge nasıl? Her zaman matematikle yaklaşıyorum futbola. Yani şampiyonluğu getirecek gol sayısı. Örnek verelim, Trabzonspor'un bu seneki şampiyonu nedir? Cornelius iyi gol attı ama etrafında da çok gol attırdı. Yani açalım, Visca, Bakasetas, Vakayem hepsi gol katkısı skor yaptı. Skor katkısı geldi. Çok önemli. Zaten stoperin Vitor Hugo otomatikman duran toplarda bir ekstra silah, Bida gibi. Doğal olarak Trabzon'da Dorukhan oraya ekstra katkı verince iş bitti. Bir seneki önceki Beşiktaş şampiyonu hatırlı, Abubakar, Gezal, Larin üçlüsünü. Şimdi Fenerbahçe'nin geçen seneki kadrosuna bakarsak İsmail Kartal'la müthiş bir finish. Tam büyük takıma yakışır, arada deplasmandaki farklı galibiyetler. Bunlar hep şampiyonluk emareleridir. Ama örnek veriyorum Volkan, yeni sezonda Zayson yine bu kadar mükemmel olacağını garantisi yok. Yani o yüzden sizin nedir sezonu bitiren takım? Crespo, Zayson, öndeki üçlüyü sayıyorum. Sağda İrfan, Mert Hakan, Rossi, ilerideki Serdar. Şimdi orada bir tane skor garantisi kenar forvet ister bence. Ya o yüzden o planlamaya ben saygı duyuyorum deminden beri, çünkü hep böyle o tarz oyuncular saydık. Volkan, Trezeguet, Henrique. Evet. Yani o profil bence ihtiyaç var. Ama zaten en dar bölge orası. Ama şu da var Volkan. Bu arada o iki tane olabilmesi için de Rossi'nin gitmesi lazım. Onu da belirtelim. İki tane yani o bölgeye iki tane takviye yapalım. Var mı talip şu anda? Var. Ama tabii, istenen seviyede değil. Bonservis olarak beklentinin altında. Evet evet, istenen seviyede değil. O yüzden Rossi konusunda şu anda somut bir gelişme yok diyebiliriz. Ben nicelik ve nitelik olarak Fenerbahçe'nin en az takviye ihtiyaç olan takım olduğunu düşünüyorum. İlk 11'i de kurduğum zaman bir tane kenar forvet, bir de iyi forvet. Serdar Dursun'da muazzam bir Semih Şentürk modeli, nöbetçi golcü olur, yedek golcü. O size'lı yapısıyla, ki Fernandao bile iş yapmıştı. Aykut Kocaman dönemi öyle kalmış aklıma sonradan girip. Artı herkes Osay Samuel Ferdi'yi tartışıyor. Ben hala bugün Vitor Pereira'yı iyi anıyorsam bunun sebepleri Türkiye'ye iki tane zıpkın gibi günümüz futboluna çok uygun. Yani bana 2-3 sene önce desen ki sağ bek Omar, sol bek Van Aanholt mu? Sol bek Ferdi, sağ bek Osay mi? Omar, Van Aanholt derdim ama günümüz futbolu artık orada. Bu nasıl soru derdin? Hatta öyle söylüyorum yani. Ne ama alaka artık Ferdi sol bek derdin? Günümüz futbolu işte o tarz. Eforlu ki Ferdi ligin ilk yarısı Galatasaray'ı 2-1 yendi maç var. Sağ bek de oynadı yani. Bir şekilde tempo yapacaksın. Ki Osay'ın zaten son vuruş beceriksizliği ön tarafta çok göze batıyor. Bence sağ bek de çok ekstra oyuncu. Yani Galatasaray derbisi kazandırdı size. O anlamda da Fenerbahçe çok çağa uygun takım. Yaş ortalaması çok iyi Fenerbahçe'nin bu arada, onu da söyleyelim. 30 yaş üstü iki oyuncu var. Serdar Aziz, Serdar Dursun. Evet. Onlar da yaşlı oyuncular değil. Yani çok rahat tecrübeli oyuncu da alabilirsin. PSV'nin yaptığı gibi Zavi atıyorsun 34 yaşında. Yanına 21 yaşında o pırpır bir siyahi oyuncu vardı. O çok iyi, muazzam. Bayağı iyi seviyesi Galatasaray'a. Şimdi ismini unuttum, öyle M harfli bir isim, zordu. Ya o tarz bir model de yapabilir. Ben Fenerbahçe'yi yani şimdiden Malen değil ama. Malen mi? Ne? Malen. Malen değil, o Hollandalı forvet de.
Tam benim PSV'de de, değil mi işte? PSV'de. Ayrıldı yani değil mi? Ayrıldı. Kenar forvet başkaydı, şimdi bakarız. Takılırım öyle de. Aynen oraya düşersek o kuyudan İzleyiciler uyarır ama. ama şu var yani. Fenerbahçe'nin... Madueke mi dedin Emre Turul? Evet, 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 evet. Zor, çok zor. Çok zor Emre Turul sağ olsun. Çok zor ismin telaffuzu. Ya o profil, ya bir kadro oluştu Fenerbahçe'de. Çok az takviyeyle gayet devam edebilir ama bir zahmet etsin zaten 4 senedir de çok transfer yaptı Fenerbahçe. Volkan. Tabii canım. Her sene siri baştan. Yine yani şimdi o zaman dönüyor. Şöyle Fenerbahçe'nin santrfor noktasında Berisha var elde. Serdar Dursun var. Valencia da o bölgede oynuyor. Rossi'de bir de takviyeden oynuyor. Bahsediyoruz. Rossi daha forvet gibi de santrfor diye nitelendirebileceğimiz üçü var. Hı-hı. Valencia ile Berisha'nın durumu ne olacak peki bu noktada? Şu anda kampa katılacaklar yani herhangi bir... Ama normalde ilk hedef satabilmek mi ikisini ya de? Tabii ki eğer talipleri çıkarsa gönderilir. Berisha ile ilgili şöyle söyleyeyim. Berisha'nın ayrılma ihtimali yüksek. Valencia biraz daha yaş dolayısıyla geri dönüşümü zor. Peki Fenerbahçe taraftarı bu sezonda şeyi bekleyecek mi? Yani bu isimlerden biri giderse biz o zaman alacağız noktasında mı? Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ya zaten şimdi... Konuşu oluyor ya takımlarda bazen. Yer açmamız lazım işte arkadaşlar getirmek için diyor yani başkanlarımız, yöneticilerimiz. Fenerbahçe'de de öyle bir durum söz konusu değil şu an. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Yani işte büyük bir satış bekleniyor. Kim Mince'ye transferi bekleniyor. Yani muhtemelen birkaç gün içerisinde somut gelişmeler yaşanacak o konuyla ilgili. Napoli mi? Kulüp bilmiyorum. Monaco, Napoli, Everton şu an üçü ciddi gözüküyor. Hangisi olur bilmiyorum. Ama Kim Min-jae çok çok yüksek ihtimalle gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak. Şimdi 20 milyon euro gibi bir bedelden bahsediliyor. Evet. Böyle bir getirisi olursa çok rahatlarsınız. Yapacağınız santrfor transferinde de rahatlarsınız. Ekonomik olarak. Efendim... Orta saha rotasyonunu şu anda Fenerbahçe'nin bu arada hani Zayt'sı sen diyorsun ya gelecek sezon aynı performansı verecek garantisi yok. Ben katılıyorum sana. Sayısal olarak da zaten Crespo, Mert, Zayt ve Arda Güler. Luis Gustavo da mı sözleşmesi? Luis Gustavo var ama yani planda yok. O anlamda anladım. Söylüyorum. Dört, rotasyonda 4 kişi var. Oraya da mesela bir değil iki tane takviye yapılacak. İşte bir tanesi muhtemelen birkaç gün içerisinde resmiyete kavuşur diye bekliyorum ben. Lincoln. Bir diğerinin de bir 6 numara olmasını bekliyorum. Lincoln biraz daha işte sol ayaklı, duran toplar, uzaktan transfer şutlar. Bitme aşamasına yakın galiba çok değil yakın, mi? Çok yakın.